Şimdi baktığımız zaman Ali İhsan Yavuz Bey, Levent Bülbül, Engin Özkoç, Ümit Dikbayır hep Ankara'da daha fazla mesai harcayan milletvekillerimiz. Sizlerden Sakarya ile ilgili çok fazla demeç de duyamıyoruz. Sakarya'nın sorunlarıyla ilgili çok fazla yani bir eleştiri yapmak istiyorum. Yapın tabii, ne demek. Yani siz Sakarya'yı ihmal ettiğinizi düşünüyor musunuz? Ankara'daki işlerinizden dolayı niye hiç Sakarya ile ilgili yorumlarınız, demeçleriniz duyamıyoruz? Zaman mı bulamıyorsunuz? Buraya mı gelip burada sorunları mı tespit edemiyorsunuz? Yani ben bir Sakaryalı olarak özellikle bu dört milletvekilinden yani birkaç tanesini zaten hiç görmüyoruz da sizi böyle orada Ankara'da aktif görüyoruz. Sakarya'da daha böyle az görüyoruz. Bu konuda bir serzenişte bulunmak istiyorum. Bunun da hani bir nedeni ve açıklaması yaparsanız sevinirim. Yani şimdi ben burada... de ekleyeyim. Çok özür dilerim. Ben de ekleyeyim. Özellikle Engin Özkoç'u sizin Sakarya toplarında pek görmüyoruz. Yani ikinizin televizyonda çok görüyoruz. Türkiye meselelerini çok görüyoruz. Sakarya bazı olarak düşünün bunu. Ben de Hakan'a ekleme yapayım. Buyurun. Bence Ümit Dikbayır da içine ekleyeyim o zaman. Yok, çünkü ekle, sıkıntı yok. Ben onu da görmüyorum. Şimdi şöyle, diğer arkadaşlar farklı değerlendirebilirsiniz de bizim şimdi Engin Bey'le yaptığımız iş aynı iş. Grup başkan vekilliği. Yani grup başkan vekilliği arkadaşlar yani benim parlamentoda şimdi... Parlamentoda hep bulunmanız gerekiyor. Parlamentoda bulunmam gerekiyor ve parlamentoda yaptığım görevin bir gereği var. Yani ben orada mikrofon hakkımı partimize veya işte bu noktada siyasi anlamda bize genel olarak dönük bir şey olduğu zaman bunlara cevap vermek veya ülke politikasıyla alakalı partimizin politikalarını dile getirmek gibi genel başkanımıza, parti grup başkanı olarak genel başkanımıza vekalet etme gibi bir görevim var. Ama Sakarya ile alakalı konuşmuyorsunuz dediğiniz zaman o sizin bizi iyi takip etmediğiniz gibi bir durumu ortaya çıkartır. Ben de onu eleştireyim. Şimdi Sakarya ile alakalı olarak Sakarya'nın her meselesinde yaşadığı bütün sıkıntılarda Sakarya ile ilgili olarak ilk mecliste, meclis genel kurulunda konuşan kardeşiniz olarak bu konuda hakkımın teslim edilmesini isterim. Ama Sakarya'da tarım toprakları ile alakalı, mısır ekimi ile alakalı, sel felaketi ile alakalı, bomb patlama ile alakalı, efendime söyleyeyim diğer bütün gelişmelerle alakalı olarak Sakarya'da bir şey olsun anında işte devletimizin bu konuda tedbir alması vesaire çalışmaların yürütülmesiyle ilgili olarak ben bu noktada bir çaba içerisinde olduğumu ifade edeyim. Şimdi ama bunun ötesinde her gün mikrofona çıktığınız bir durumda benim görevimin bu olduğunu göz önüne aldığınızda benim buradan Sakarya'ya dönüş yapmam farklı bir şeye sebep olabilir. Sıkıntıya sebep olabilir. Ama bu şu demek. Yani milletvekilini şimdi adam diyor ki bazen işte geziyoruz kahvehanelere uğruyoruz falan. Ya vekilim seni görmüyoruz. Ya orada görmüyor olabilir de. Orada görmüyor olabilir de. Vekil ne yapıyor noktasında bir değerlendirmeyi de hak ettiğimizi düşünüyorum. Hani vekil eğer burada olmadığı zaman Ankara'daysa veya görevindeyse o zaman sorun yoktur. Çünkü milleti için konuşuyordur. O milletin bir parçasıdır Sakarya. Yani 3600 ek göstergeyle alakalı olarak ben çalışıyorsam, yani bunun çıkarılması için mücadele ediyorsam, 3600 ek göstergeden muzdarip olan bütün Sakaryalı hemşehrilerimin derdiyle uğraşıyorum demektir. Bunun ötesinde ben EYT'li arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin meselesinin çözümü için mücadele veriyorsam, ben Sakaryalı EYT'li arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin için mücadele veriyorum demektir. Onun ötesinde ben Türkiye'nin taşı, toprağı, suyu, sanayisi için bir mücadele veriyorsam, Sakarya'nın üretimi, Sakarya'nın istihdamı, Sakarya'nın efendim tarımı ile alakalı mücadele veriyoruz demektir. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı şimdi Sakarya'nın adını anıp da ben basın toplantısı yapmıyorum diye Sakarya'ya hizmetimiz yokmuş algısı oluşturacak bir noktaya giderse bu iş, o insaf ölçülerini aşacak bir yaklaşım olur. Ha ben Sakarya'da olmadığım zaman zevk-ü sefa içerisinde bir yerlerde kelle kırıyorsam o zaman millet benim tepeme çıksın, beni paspas gibi etsin. Ama benim işim, gücüm, mücadelem milletime hizmet için. Ben orada
Ben orada memleketime, milletime hizmet etmeye çalışıyorum. Bunun hesabını sorması lazım. Aynı zamanda Sakarya'da tarımla ilgili sıkıntılarla uğraşırken Sakaryalı yarın bana şunu da sorabilir. Memleketin, milletin bu kadar hayati meseleleri varken, bağımsızlığımız söz konusuyken, hürriyetimiz, güvenliğimiz söz konusuyken sen ne yaptın diye bir soru sorduğu zaman ona dair de bir verebilecek cevabımız var, Allah'a şükürler olsun. Onun için de çaba sarf ediyoruz ki Sakarya vatanseverlik, milliyetperverlik noktasında devreleri yakacak derecede, aşk derecesinde seven bir memleket. Allah razı olsun, hakkımızı teslim ediyorlar. Ama ben de isterim, arzu ederim ki hafta içi Sakarya'nın sokağında, Çark Caddesi'nde gezeyim, ama benim bir görevim var. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sakaryalı vatandaşların bana vermiş olduğu vekalet yetkisini, görevini ifa ediyorum ben. Bu noktada bir suistimal olduğu zaman benim tepeme çıksınlar. Bana bu noktada dünyayı dar etsinler. Hiç sıkıntı değil. Ama buraya geliyordum, şurada. Yanında olamadığım vatandaşlarımızdan veya bir yere gidemediysem bir yere gitmişizdir, uğramışızdır. Ama o gidemediğim yerdeki insanlardan haklarını helal etsinler. Bu süreç içerisinde inşallah gitmeyi Allah nasip etsin. Biz sahadayız, vatandaşın içerisindeyiz, sokaktayız. Yalnız başımıza yürüyoruz, Allah'a şükürler olsun. Ama bu işlerin tamamını dört dörtlük yapmak zaten mümkün değil. O zaman Sakarya milletvekili olarak beni seçeceksiniz. Çok kolay bir yol var. Mecliste kendimi gözükür gibi yapacağım. Bir gün orada göstermelik duracağım. Her gün Sakarya'da gezeceğim. Ondan sonra vatandaş diyecek ki bana, Allah razı olsun hep Sakarya'da. Milletvekilliği ne oldu? Bu olmaz. Ama ben Sakarya'nın hastası varsa yoğun bakım yatağı bulmak için, yatışını yaptırmak için bir milletvekili olarak aranıyorsam ulaşılabilen bir milletvekiliyim. Telefonumu açamıyorsam makamıma ulaşılır. Hiçbir telefonun geri döndüğü de vaki değildir bu şekilde. Net söyleyeyim. Efendime söyleyeyim, Sakarya'da efendime söyleyeyim, vatandaşımızın, memurumuzun, bir insanımızın mağduriyeti olur, bir sıkıntısı olur, tayin problemi yaşar, hastalık olur, ustalık olur. Ne varsa bunların hepsiyle Sakaryalı hemşerilerimizin hepsiyle bila istisna uğraşmaya gayret etmekteyiz. Bu noktada da Sakarya'dan başka bir uğraşı alanımız yok. Sakarya'ya belediyelerimizin hizmet almasıyla alakalı olarak çalışmalarında, Sakarya'ya yapılacak yatırımlarda her zaman, her daim oraya katkı sağlamakla meşgulüz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu tek tek kalem kalem saymak burada şu an münasip olmaz ama Sakarya'mıza, Sakarya'mızın ilçelerine bir hizmetin gelmesi noktasında bizler de ciddi bir çaba içerisindeyiz. Hani o noktada çok kolaycı bir bakış açısı var. İşte her cenazede, her düğünde burada görürlerse çok iyi işini yapıyor zannederler ama onun düğüne, cenazeye katılmak çok önemlidir. İnsanın iyi gününde, kötü gününde olmak. Benim de çok iyi yapabildiğim şeylerdir bunlar. Ama keşke hepsine her daim katılabilsem. Benim düğüne geldin abi. Yok. Hayır. Bunlar çok önemlidir. Hüseyin abinin bir çeteresi var da gelenler gelmesi de orada. Söyle. Gelenler gelmesi. Çetere var abi. İyi ki gelmişiz. Düğünden önce. İyi ki gelmişiz ama şöyle. Hepsine yetişemesek de insanımızın telefonla arıyoruz. Taziyede bulunmaya çalışıyoruz. Acıları paylaşmaya çalışıyoruz. Mutlaka eksiklerim vardır. Bir rica bulunmuşlardır. Belki becerememiş olabiliriz, yapamamış olabiliriz. Ama şunu ne söyleyeyim, hani ulaşan şeyler hazretimiz olmadığı sürece halletmek için en azından samimiyetle uğraşıyoruz, onu söyleyeyim. Netice bazen olumsuz olabilir, olumlu olabilir. Şehirlerimiz de diyorlar ki, yani vekilim Allah razı olsun, olmadıysa da uğraştınız diyorlar, onu da söylüyorlar. Ya bu siyaset, herkesin sizi beğenmesi, herkesin sizi takdir etmesi mümkün değil. Burada vicdanımıza sorduğumuz zaman, işte Cenab-ı Allah'ın önüne çıktığımız zaman, işte harama bulaşmadan, bir takım kötü bir takım şeylerin içerisinde olmadan bu süreci tamamlayabilirsek, yapabilirsek ne mutlu bize. Elimizden geldiği kadar ona gayret ediyoruz. Duamız da o yönde yani. Ben kendi payıma, Hakan'a destek verdim. Soru Hakan'ın da ama ben kendi payıma cevabı aldım. Güzel cevap oldu. Samimi oldu. Estağfurullah. Yok, gerçekten böyle. Yok, anladım. Gerçekten böyle. Son soru.